Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine kanal videolarımızdan bir tanesini çekeceğiz. Bir önceki bu kanalın tanıtım videosunda size anlattığım gibi bunu bir seri halinde çekmeyi düşünüyorum ben. Bugünkü konumuzda ise kano yaparken ne gibi ekipmanlara ihtiyacımız var, nelere dikkat etmemiz gerekir ve temel olarak kürek çekme konularını incelemeye çalışacağım. Özellikle kano aldığımız zaman ihtiyacımız olan çok kritik birkaç tane başlı başına temel ekipman var. Bunları değinecek olursak bunlardan bir tanesi bir tane double action bir pompanız olması gerekiyor arkadaşlar kanoyu şişirmek için. Ve bu pompayı iyi bir marka tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü olmadık yerde tekrar kanonunuzu şişirmek zorunda kaldığınız zaman su koyan bir pompa gerçekten hoş olmuyor. Bunun yerine alternatif olarak kolay şişirme işlemi için basit elektrikli bir pompa alabilirsiniz. Bu hem doldurma hem boşaltma işlemi yapıyor. Bu da çift aksiyonlu bir pompa. Gördüğünüz gibi çeşitli uçları var burada. İhtiyacınıza göre takıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bunlarda pompalarda esas dikkat etmeniz gereken nokta iyi bir pompa seçmiş olmanız gerekiyor. Onun haricinde hangi markayı almış olduğunuzun hiçbir önemi yok arkadaşlar. İyi bir pompa olduktan sonra uzun yıllar sizi problem çıkartmadan götürebilecek ekipmanlardan biri pompa. En azından kanoda. Aynı şekilde sadece pompa değil, bir tane basınç göstergesine ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu kanonun içerisine ne kadar hava basabileceğimizi ölçmemize yarayan bir alet. Dolayısıyla kanonun uzun vadede kullanımında bir sıkıntı yaratmaması için gördüğünüz gibi burada fermuarları var. Aşırı basınçtan dolayı fermuarların patlamaması için doğru basınçta şişirmek gerekiyor bu kanonunuzu. Bu da o işe yarıyor. Aynı zamanda değişen hava sıcaklıklarına göre içerisine basılması gereken hava miktarı da değişiyor. Bu tam olarak o işi yapıyor arkadaşlar. Bir tane basınç göstergesi. Elektronik donanımlarınızı korumak için telefonunuz olabilir bu. GPS'iniz olabilir. Bir tane su geçirmez bir kap. Bu aynı zamanda yüzme özelliğine sahip. Bunu edinmeniz gerekiyor. İçerisinde telefonunuzu, kimliğinizi, paranızı koyabileceğiniz ve cebinize taşıyabileceğiniz bir şey bu. Veya boynunuza asarak taşıyabileceğiniz bir ekipman. Şimdi su geçirmeyen ekipmanlarda daha ciddi, daha büyük malzemelerinizi taşıyabilmeniz için yine metalden su geçirmeyen bir kaba ihtiyacınız var. Buna kameralarınızı, bataryalarınızı, tabletlerinizi ve ıslanmasını istemediğiniz her şeyi bunun içerisine koyabilirsiniz. Ateş başlatıcı setinizde dahil olmak üzere. Aynı şekilde bir tane hayatta kalma kiti bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar yanınızda. Bu çok kritik bir ekipman. Bunu hatırlıyorsanız yukarıda linkini göreceksiniz birazdan. Daha önce tanıtmıştık size. Gördüğünüz gibi üzerinde bir tane pusulası var. Düdüğü var. Yeteri miktarda paracord ipimiz var. İçeriğini zaten hep beraber daha önce oluşturmuştuk. Bunlara ek olarak bir tane matara, suda olmuş olsanız dahi susuz kalmak ölümünüzle sonuçlanabilir. Dolayısıyla bir su kaynağına ihtiyacınız var. Bunun için de matara kullanabilirsiniz. En ideali matara işin açıkçası. Benim elimde yok ama termos tarzı olan mataralardan tercih ederseniz en azından soğuk veya sıcak içeceklerinizi muhafaza edebilirsiniz. Bu ekipmanları içine koyacağınız bir çanta gerekiyor. Ben bu gördüğünüz ucuz çantayı kullanmayı tercih ediyorum. Su geçiriyor ama zaten ekipmanlarım su geçirmez olduğu için benim için bir sakıncası yok. Böyle bir ekipman kullanmak faydanıza olacaktır. Bütün bu ekipmanları tamamlamış olsanız dahi üzerinizde bir tane görmüş olduğunuz gibi kano kıyafeti giymeniz gerekiyor. Bu yazın sıcakta bunu neden giyeyim diye sakın düşünmeyin. Rüzgar sağanağından gelen su serpintileri ciddi anlamda üşümenize neden oluyor. Üşümenize ve ıslanmanıza neden oluyor. Bu ekipman gördüğünüz gibi altına neopren, üstü tamamen su geçirmez. Islanmanızı önleyip ısı kaybetmenizi engelliyor. Gördüğünüz gibi kolları cırçırtlı. Yakası cırçırtlı. Kendi ölçülerinize göre kapatıp su geçirmez bir hal oluyorsunuz.
Burada gördüğünüz su geçirmez bir cep var. Buraya yine telefonunuzu koyabilirsiniz arkadaşlar. Önde bir tane cebi var. Buraya da gerekli olan ekipmanlarınızı koyacaksınız. Örneğin hayatta kalmak için. Benim telefonum su geçirmediği için ben telefonumu buraya koymuyorum. Ama buraya hayatta kalmak için koyuyorum. Önce ve de diğer su geçirmez kılıfımı koyuyorum. Bu kıyafetlerin bir özelliği, burada görmüş olduğunuz gibi kendi üzerine bağlı bir tane karabinası var. Bu karabinayı küreğinizi sabitleyip bir ters devrilme, kanonun devrilmesi halinde veya küreğin düşmesi halinde küreğin sizden uzaklaşmasını engelliyor. Kürek sizinle birlikte, karabinayla birlikte. Aynı şekilde kanonun özelliklerini değinecek olursak, bakın kanonun üzerinde çeşitli perlonlar var. Bunlar geçen videomuzda da anlattığım gibi kürek koltuk takımlarını bağlamak için olduğu kadar özellikle orta perlonlar ve şu cırcırtlar, burundaki ufak karabina ve kıçtaki ufak karabinayla bu tip kanolara bir yelken takımı takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugün temel olarak sizinle beraber kano ekipmanlarını, kanoya bağlanan donanımları gibi konuları işlemeye çalıştık. Bu videomuz böyle olsun. Bir dahaki videomuzda uzun bir kano seyri sırasında ihtiyacımız olan temel ekipmanlara değineceğiz. Yaklaşık 4 günlük, 5 günlük veya bir haftalık sürecek olan bir yolculukta kanoyla açılırken yanımıza almamız gereken ekipmanları anlatmaya çalışacağım size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz dahi neden beğenmediğinizi aşağıda yorumlara belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.